Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kroki çizim hakkında bilgi vereceğim. Ondan sonra perspektif konusuna geçeceğiz. Perspektif çeşitlerinden bahsedip bu haftayı bitireceğiz arkadaşlar. Kroki çizmek bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış tasla kroki diyoruz arkadaşlar. Teknik resimde kroki bir makine parçasının çizim aletleri kullanılmadan serbest elle çizilir resmine diyoruz. Krokize çizilen teknik resim parçasının üretilebilmesi için çizilen krokinin tam ve içerdiği bilgilerin yeterli olması, görünüşlerin, ölçülendirmenin, yüzey kalitelerinin, toleranslarının, antet bilgilerinin eksik olmaması gerekmektedir arkadaşlar. Çizilen kroki makine parçasının üretiminde ilk aşamasını oluşturur. Makine ressamı kroki resimlerinden faydalanarak teknik resmi çizer, makine imalatçısına verir arkadaşlar. Acil durumlarda işte cetvelin olmadığı veya bilgisayarın olmadığı durumlarda arkadaşlar elle yapılan çizimdir. Elle basitçe çizilir, ondan sonra tanımlanır, ölçülendirilir, ondan sonra imalatı yapılacaksa imalatı yapılır, yoksa ressama verilir veya siz bilgisayara geçince direktmen çizip imalata verebilirsiniz arkadaşlar. Kroki çeşitlerimiz dik iz düşüm krokisi, aksonometrik iz düşüm krokisi, eğik iz düşüm krokisi ve merkezi iz düşüm krokisi olmak üzere 4 çeşittir arkadaşlar. Kroki çiziminde kullanılan araç gereçler arkadaşlar, kağıt, kurşun, kalem, silgi, ölçme ve kontrol aletleri, çelik cetvel, kumpas, mikrometre gibi gereçler kullanılmaktadır. Krokide ölçek, krokiler serbest elle çizildiği için arkadaşlar ölçek kullanılmaz. Zaten elle çizim yapıyoruz. Çünkü milimetreyi cetvel olmadığı için, yani şey olmadığı için gerek yoktur ölçeğe. Ondan sonra arkadaşlar resimde de gördüğünüz gibi sol taraftaki parçanın sağ taraftaki kroki çizimi şu şekildedir. Bakın çizgiler düz değildir. Çünkü elle çizim yaptığımız için. Ondan sonra yükseklikler ama aynı olmak zorundadır. Çünkü normal üç görünüş çıkartmada sorduğumuzda anlattığımızda nasıldı? Ön görünüşün yüksekliği neyse yan görünüşün yüksekliği aynı demiştik. İşte ön görünüşün genişliği neyse üst görünüşün genişliği aynı arkadaşlar. Elle de çizim yapsanız veya cetvelle de çizim yapsanız bu şekildedir. Yükseklikler ve genişlikler eşit olmak zorundadır. Burada da eşit arkadaşlar. Şimdi bir tane uygulama yaprağımız var arkadaşlar. Bu uygulama yaprağında bize şunu diyor. Perspektife verilen iş parçalarının ön, yan ve üst görünüşlerini bularak numaralarını çizelgede yerlerine yazınız. Arkadaşlar şuradaki 4 tane parçamız var. Ve ön görünüşlerin nerelerin olduğunu gösteriyor. Bunun arkadaşlar şu taraf ön, yan ve üst görünüşleri burada verilmiş. Buradaki numarayı parçanın numarasına yazacağız. Mesela arkadaşlar bir numaralı parçanın ön görünüşü. Bakın şu alanda neresi arkadaşlar? Sol tarafta küçük bir kare var bakın. Veya dikdörtgen var bilmiyoruz. Ön görünüşten baktığınız zaman arkadaşlar şuradan şeyi alayım. Kalemi alayım. Bakın arkadaşlar ön kısımdan baktığınız zaman bir burayı görürsünüz, burayı görürsünüz ve burayı görürsünüz. Bu şekilde ön görünüşü hangi numara verilmiş arkadaşlar? Bakın 1 değil, 2 değil, 3 değil ama 4 bakın. 1, 1, 1 yani bir numaralı perspektifi verilen parçanın ön görünüşü 4 numaralı kısım arkadaşlar. Geliyorum buraya. Bir numaralı parçanın ön kısmı kaçmış? 4. Hemen yazdım. Ondan sonra iki numaralı parçaya geliyorum. Artık bakın şu 4'ü silebilirim arkadaşlar. 4'ü yaptım. İki numaralı parçanın ön görünüşüne bakıyorum. Bakın U şeklinde. 1. Bir de burada parça var. 2. Yani iki kısımdan oluşmuş. Hemen geliyorum. Bakın bir numaralı değil. İki numaralı değil. 3 numaraya bakıyorum. Ha bir de şu ara var pardon. Şu ara var. 3. Bakıyorum hemen. L U şeklinde. Üst tarafta küçük bir tane
kısım var. Bir de şu orta var arkadaşlar. Demek ki 2 numaralı parçanın ön görünüşü de 3. Hemen geliyorum arkadaşlar. 2 numaralı parçanın ön kısmı şuraya geldim 3. Yazdım hemen. Buradan 3'ü de siliyorum. Ondan sonra 3 numaralı parçaya geliyorum. Arkadaşlar bu nasıl bir parça bakalım. 1 burada oluşuyor. 1 burada oluşuyor. Yani 3 tane kısım var arkadaşlar. Şekline bakalım. Sanki burada T yana dönmüş T gibi bir şey var. Hemen geliyorum. Zaten 3 ile 4'ü sildim. 1 ile 2'ye bakıyorum. Bakın 1 numaralı parça uyuyor buna. Şekli benziyor. Hemen geliyorum buraya. 1 numara yazıyorum. Ve 1'i de siliyorum. Zaten arkadaşlar 4 numara otomatikman çıkıyor. Burası da 2. Yani 4 numaralı parçanın ön görünüşü 2. Geliyorum buraya. 2'yi yazıyorum. Yazdım. Şimdi resmi rengi değiştireyim arkadaşlar. Bu parçaların perspektifi verilen parçaların ön görünüşünü yaptım arkadaşlar. Şimdi yan görünüşe geldi. Yan görünüş neresiydi? Burasıydı. Bunda neresi? Burası. Bunda burası. Bunda da bakın şurası. Yan görünüş. Çünkü ön görünüş buraysa yan görünüş burası. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın yandan bakıyorum. Şuraya 2 yazayım. 2, 2, 2. Yani iç içe aslında 3 tane parça var. Hemen bakıyorum hangisi uygun. Bakın arkadaşlar. Şu uygun. Küçük kare 2, büyük kare 2 ve şuradaki kısım. Demek ki neymiş arkadaşlar? 1 numaralı perspektifin yan görünüşü 2'ymiş. Hemen geliyorum buraya. Bakın 1 numaralı perspektifin yan görünüşü şuraya 2 yazıyorum. Geldim 2'yi sildim. Ondan sonra arkadaşlar 2 numaralı parçaya geliyorum. 2 numaralı parçaya yandan baktığınız zaman bakın şu ortayı görmezsiniz, doğru mu? Orta gözükmez ve şurada da çıkıntı var yandan baktığınız zaman. Ortayı görmediğiniz için ne olacak? Kesik çizgi olacak. Arkadaşlar kesik çizgi, eğik kesik çizgi hangisinde var? Bakın bunda yok. Bunda da yok. Neyde var? Bakın 1 numaralı parçada var. Eğik çizgi, kesik çizgi. Neden kesik çizgi arkadaşlar? Yandan baktığınızda şu ortayı görmediğiniz için kesik çizgi olur. Bunu daha önce göstermiştik. Demek ki arkadaşlar 2 numaralı parçanın yan görünüşü, görünüş numarası 1. Şuraya geliyorum 1 yazıyorum. Yazdım. Ve 1'i de siliyorum. Şimdi arkadaşlar nereye geldim? 3 numaralı parçaya geldim. İlla bunu aslında sıra sıra da yapmayabilirsiniz. Mesela 4 numaralı parçadan da yapabilirsiniz. 4 numaralı parçanın yanına geliyorum arkadaşlar. Bakın şurası yan görünüş. Şurası eğik. Buradan zaten arkadaşlar 3 numaralı parça olduğunu çıkartabilirsiniz. Bakın şöyle şu şekilde parça ve şurası da eğik. Ne yapıyorum arkadaşlar? 3 numaralı parça. 3 numaralı parça. 4 numaralı perspektifi verilen parçanın yan görünüşü 3 numara. Geliyorum buraya. 3 yazıyorum. Yazamadım. Şuraya gelip gene yazamadım. Hı. 3 numara. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 3 numaraya da yan görünüş 4 kaldı. Geliyorum buraya. 4'ü direkt çiziyorum. Yazıyorum daha doğrusu. Bu da bitti. Şimdi arkadaşlar şeyi değiştireyim. Ne alayım? Şöyle yeşil alayım. Şimdi arkadaşlar 1 numaralı parçanın artık üst görünüşüne geldi. Bakın üst görünüşte neresi var arkadaşlar? Bura, bura ve burayla bura var. Yani şurada bir dikdörtgen, şurada küçük bir dikdörtgen. Arkadaşlar bura hangisine uyuyor? Bakın şu 4 numaralıya uyuyor. Üstten baktığınız zaman 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Yani 4 kısımdan oluşuyor arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. 4 kısımdan oluşuyor. Yani 1 numaralı parçanın üst görünüş numarası 4. Sildim bunu. 2 numaralı parçaya geliyorum arkadaşlar. Bakın şurası 1, şurası 2. Bakın şu eğik aslında hem önden hem de üstten aynı. Arabanın camını düşünün arkadaşlar. Hem önden görüyorsunuz hem üstten görüyorsunuz. 2, 3, 4 şeklinde.
Bakıyorum arkadaşlar. Buna en uygun hangisi var arkadaşlar? Bakın şu şekil uymaz. Şu şekilde uymaz. Hangisi kalıyor? 3 kalıyor. Yani 3'ü de 2 numaralıya yazıyorum. 3'ü de yazdım. Ondan sonra 3 numaralı parçaya geliyorum arkadaşlar. Bakın. 3 numaralı parçada şurası bir gözükür. Şurası bir gözükür. Şurası bir gözükür. Şu alan bir gözükür ve şu alan gözükmez. Yani kesik çizgi olur. Alt tarafı üstten baktığınızda şöyle üstten baktığınızda şurası gözükmez. Yani şuradaki çizgi gözükmez. Şöyle sileyim şurayı. Şuradaki çizgi gözükmez. Hemen geliyorum. Zaten 1'den 2 kaldı arkadaşlar. Bakıyorum. Şu 1 numaralı kısım. 3. Şurası 2 numara. Şurası 3 numara. Şurası 4 numara ve kesik çizgi gözükmüyor. Burası da bir başka. Yani kesik çizgi. Geliyorum. 3 numaralı parçanın üst görünüşü 2. Hemen geliyorum. Şuraya yazıyorum. 2. Geriye ne kaldı? 1 kaldı. Üstten baktığınız zaman zaten şeklin benzediğini göreceksiniz arkadaşlar. Burası da 1. Arkadaşlar bu uygulamayı siz de evde yapın. Pratiğini yapın arkadaşlar. Basit, zor bir şey değil arkadaşlar. Zaten burada hem eski konuyu tekrarlamış oluyoruz. Yani ön yan üst görünüşü tekrarlamış oluyoruz. Hem de krokiye örnek çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu tabloyu doldurursunuz. Ondan sonra altına çizeni yazın. Sınıf numarasını yazın. Tarihi yazın. Okulunu yazın gençler. Bunu unutmayın. Şimdi perspektifi verilen parçaların görünüşlerini kroki olarak çiziniz. Yani kroki derken ne demek istiyor arkadaşlar? Elle çizim yapın diyor. Yani oturun diyor. Sadece elle çizin diyor. Mesela şurası. Şurası ön görünüş olsun. Burası yan görünüş olsun. Burası da üst görünüş olsun. Ön görünüşten baktığınızda nereyi görüyorsunuz? Bir bu alanı, bir bu alanı, bir de bu alanı. Hemen geliyorsunuz. Elle arkadaşlar. Şey değil. Elle çiziyorsunuz. Burayı çizdim. Ondan sonra geliyorsunuz şu şekilde kareyi çiziyorsunuz. Ondan sonra şu şekilde de üçgeni çiziyorsunuz. Bakın 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3 oluşturduk. Ondan sonra yan görünüşe geliyorsunuz. Ne demiştim? Şunun yüksekliği kadar olacak demiştim. Hemen geldim elimden çizdim yüksekliği. Yandan baktığınızda nereyi görürsünüz? Burayı görürsünüz. Burayı görürsünüz. Burayı görürsünüz. Geliyorum ince kısmı çiziyorum. Şöyle. Tabi biraz daha düzgün çizerseniz iyi olur arkadaşlar. Ondan sonra geliyorum şu şekilde kareyi çiziyorum. Burası da zaten ince bir dikdörtgen arkadaşlar. Şu şekilde çiziyorum. Ön görünüşe benzer ama şu şekilde eğik kısım yok arkadaşlar. Ondan sonra buraya geliyorum. Üst görünüşü çiziyorum. Neresi? Burası. Burası ve burası. Aslında şu şekilde bir tane dikdörtgen çiziyorum. Buraya bir tane kare çiziyorum. Şuraya da inceden dikdörtgen çiziyorum. Tamam. Bu şekilde parçanın önü, yanı ve üst kısmını çizmiş oldum arkadaşlar. Yani parçanın ön, yan, üst kısmını çizmiş oldum. Bunu elle yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da elle yapıyoruz ve bunu da elle yapıyoruz. Yani elle çizim yapmış oluyoruz. Burada nasıl arkadaşlar? Ön görünüşe geliyorum. Bakın. 1, 2, bir de görünmeyen şuradaki çizgi var. 3. Geliyorum arkadaşlar. Bakın bir tane dikdörtgen çiziyorum. Elle. Ondan sonra şuraya küçük bir dikdörtgen çiziyorum. Şu şekilde. Görünmediği için arkadaşlar ne yapıyorum? Kesik çizgi yapıyorum. Bu kadar. Ön görünüş bu kadar. Yan görünüşe geliyorum arkadaşlar. Bakın yükseklik aynı. Ne olursa olsun yükseklik değişmiyor arkadaşlar. Ondan sonra bir tane şu şekilde dikdörtgen çiziyorum.
şu şekilde dikdörtgen çiziyorum. Küçük dikdörtgeni yani arkadaşlar şurası yan görünüşte 2 diyelim. Şurası 2 diyelim. İç taraf yine gözükmez. Geliyorum buraya. Kesik çizgi çiziyorum arkadaşlar. Üstten bakıyorum. Burası ve burası var. Geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde L bir tane parça çiziyorum. Şu şekilde L parça çiziyorum. Ondan sonra şurayı çiziyorum. Küçük dikdörtgenin üstünü çiziyorum arkadaşlar. Bakın genişlik aynı. Ön görünüşün genişliği ile üst görünüşün genişliği aynı. Aynı şekilde ön görünüşün yüksekliği ile yan görünüşün yüksekliği aynı. Burayı da elle tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da çiziyoruz elle. Elle çizimi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni bir konumuz var arkadaşlar. Perspektif çizim. Artık 3 3 görünüşü verilen parçaları perspektif şeklinde çizeceğiz arkadaşlar. İşte bunu nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Onlar hakkında bilgi vereceğiz. Perspektif çeşitlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar cisimlerin 3 boyutunun yani hacimsel olarak anlatımının tek görünüşte ifade edilmesi için çizilen resimlere perspektif resimler diyoruz. Daha önceki konularımızda cisimlerin görünüşleri yardımıyla anlatmıştık. Ancak teknik resim bilgisi yeterli olmayan kişilerin görünüşleri okuyarak üretime gereken katkıda bulunması mümkün olmayabilir. Resimlerin daha kolay okunması için perspektif resimler kullanılır. Perspektif resim çeşitleri genellikle kataloglarda, patent, makine, inşaat ve mobilya üretim resimlerinde de kullanılır. Arkadaşlar perspektif çeşitleri kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bir, konik perspektif. İki, paralel perspektif. Konik perspektif, bir kaçış noktası perspektif, iki kaçış noktası perspektif, üç kaçış noktalı perspektif şeklinde arkadaşlar üçe ayrılıyor. Bizim aslında konik perspektifle pek işimiz yok arkadaşlar. Bizim çizeceğimiz çizimler arkadaşlar paralel perspektifle alakalı ve paralel perspektifin de aksonometrik perspektifle alakalı kısımlarıdır. En çok işimize yarayan. Paralel perspektif kendi arasında ikiye ayrılır arkadaşlar. Aksonometrik perspektif, eğik perspektif. Eğik perspektif kendi arasında üçe ayrılıyor. Cavalier perspektif, kabinet perspektif ve miltep perspektif şeklinde. Arkadaşlar bunları birbirinden ayıran, bakın arkadaşlar şeyde göründüğü gibi şekilde de gözüktüğü gibi arkadaşlar. Sağ tarafın 45 derece açıyla üzerinde çizilmesi yine aynı şekilde bakın 1 bölü 1, 1 bölü 1 ve 1 bölü 1 şeklinde belirtilmesi. Yani resimde bize 50 verdiyse 50 boyutunda çizmemiz gerekiyor. Ama kabinet perspektifte arkadaşlar bakın 1 bölü 1, 1 bölü 1 ve 1 bölü 2 yani yarı şeklinde çizmemiz gerekiyor. Zaten bunlar ayıran, birbirlerinden ayıran arkadaşlar oranlar, ölçekler. Yani daha önceki işlediğimiz konudaki ölçekler. İşte militer perspektif olursa eğer sol tarafını 60 derece açıyla, sağ tarafını 30 derece açıyla ve ölçek kısmının da 1 bölü 1 oranında çizilmesiyle yapılıyor arkadaşlar. Bizim için aslında eğik perspektifin de pek önemi yok. Biz aksonometrik perspektif yani izometrik, dimetrik ve trimetrik perspektifleri kullanıyoruz arkadaşlar. En çok kullandığımız zaten bunlar. Arkadaşlar izometrik perspektifte bakın kendi arasında aksonometrik perspektifte kendi arasında 3'e ayrılıyor. İzometrik perspektif sağ ve sol tarafın 30 derece açıyla çizip belirtip o başta açılı kısmını yapıp ölçek kısmının da 1 bölü 1 oranında çizilmesiyle. Biz bunları zaten şey yapacağız arkadaşlar. Uygulamasını yapacağız. Aynı şekilde dimetrik perspektif sol tarafın 7 derece sağ tarafın 42 derece çizilmesiyle alakalı baz alıyoruz.
Trimetrik perspektif ise arkadaşlar sol tarafın 30 derece, sağ tarafın 45 derece çizilmesiyle arkadaşlar. Aksonometrik perspektif, bakın direkt oradan başladık zaten. Bizim işimize yarayacak zaten aksonometrik perspektif. İç parçaların düşey kenarları görünüşlerde olduğu gibi yatay eksene dik, yatay kenarlar birbirine paralel çizilerek hazırlanır. Daha çok makine resimlerin çiziminde kullanılır. İzometrik, dimetrik ve trimetrik perspektif kendi arasında aksonometrik perspektif, izometrik, dimetrik ve trimetrik perspektif olarak 3 kısımda incelenir arkadaşlar. İzometrik perspektif bütün kenarları 1/1 oranında alınır ve A ve B kenarları yatayda 30 derece açı çizilir arkadaşlar. Bakın ön kısmın genişliği A ise burası da A. Ön kısım. İşte yan görünüşün yüksekliği C ise burası da C. İşte B ise burası da B. Yani buradaki ölçü ne ise şuradaki ölçü ne ise sağ tarafa da o ölçüde çiziyoruz arkadaşlar. Hiçbir yükseltme veya kısaltma yok. İkinci arkadaşlar çizimimiz dimetrik perspektif. Düşey kenarlar ile ön görünüşteki yüzey kenarları 1/1 oranında, derinlemesine giden kenarı ise 1/2 oranında çiziyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ön görünüşün genişliği A, burası da A. İşte yan görünüşün yüksekliği C, burası da C. Ama arkadaşlar B yüksekliği, B genişliği yani şuradaki B kısım, B kısım 60 ise şurası 60 ise burasını 30 alıyoruz. Yani yarısı kadar. Ölçekte ne demiştik? 1/2, 1/3, 1/5. Yani sağ taraftaki sayı büyükse eğer neydi bu arkadaşlar? Resim küçülüyordu. Yani bölüyorduk. Mesela 60'lık, 60 milimetrelik uzunluk burada 30'a düşüyor. Burada 20 milime düşüyor. Burada ise 12 milime düşüyor. Nasıl oluyor arkadaşlar bu? 60'ı 2'ye bölüyoruz 30. 60'ı 3'e bölüyoruz 20. 60'ı 5'e bölüyoruz 12 milimetre şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Sadece bakın bu B kenarını, B uzunluğunu yapıyoruz. Yani diğer kısımları yapmıyoruz arkadaşlar. Dairenin izometrik perspektif çizimleri var. Bu konuya şey etmeyeceğim arkadaşlar. Daha sonra gireceğiz bu konuya. İşte ne? Kübün yüzeyleri, kenar ortayları çizilir. İşte A ve B noktaları birleştirilir. A ve B noktaları nerede arkadaşlar? Bakın şuradan şurası. A ve B noktaları birleştirilir. C ve D noktaları bulunur. Yani C nere? Şura. D nere? Bura arkadaşlar. Bunu nasıl bulduk arkadaşlar? Bakın G noktasında kenarlara çizgi çiziyoruz. Şu şekilde. Ve şu şekilde çizgi çiziyoruz. Ondan sonra A ve B noktalarını birleştiriyoruz. Şöyle şu şekilde. Ve bu çizgilerin birleştiği noktada D ve C noktası oluyor arkadaşlar. C ve D noktasına da birleştirmelerimizi yapıyoruz. Ondan sonra pergel DF mesafesi açılır. R'ye çizilir. Yani arkadaşlar pergel C ve E noktası kadar açılır. Yani şuraya batırırsınız. E kadar açar. Bir yay çizersiniz. D'ye batırırsınız. F kadar açarsınız. Bir yay çizersiniz. Ondan sonra pergel G noktası. Yani şu nokta F mesafesi kadar açılır. Şu yay çizilir. Ondan sonra H noktasına vursunuz. Şuradaki yaya kadar açarsınız. Burayı çizersiniz. Arkadaşlar bu ilerleyen zamanlarda uygulayacağımız işler. İşte dairenin dimetrik perspektifi. İşte küpün A yüzeyindeki dimetrik perspektifi. Bunlar arkadaşlar ilerleyen zamanlarda işimize yarayacak şeyler. Trimetrik perspektif, perspektifin eksenleri resim düzeyinde yaptığı açılar
değişik ölçülerde olabileceği gibi kenarlarda kısalma ölçüler de farklı oranlarda olabilir. Arkadaşlar bakın A noktası yine A şeklinde 1 bölü 1. Yan kısma geliyoruz. Bak 2 bölü 3. 2 bölü 3 ne demek arkadaşlar? Mesela şu uzunluğumuz veya şu yüksekliğimiz farz ediyorum 20 ya da 24 diyelim. 2 bölü 3 yani 3'e bölüyoruz 2 ile çarpıyoruz. 24'ü çarpı 2 bölü 3 yani 3'e böl 2 ile çarp. Sadeleştirdiğimiz zaman ne olur arkadaşlar? 24'ü 3'e böldüğümüz zaman 8 çıkar. 8 çarpı 2 de 16 milimetre şeklinde olur arkadaşlar. Yani buradaki oran bizim çizimimizi etkiliyor arkadaşlar. Bakın 4 bölü 5 oranında olursa ne olur arkadaşlar? Farz edelim 25 ölçümüz. Bakın 4 bölü 5 yani 5'e bölüyoruz 4 ile çarpıyoruz. 25'i 5'e böl 5. 5 kere 4 20 milimetre şeklinde arkadaşlar. Zaten bunları uygulaya arkadaşlar yapacağız. İşte eğik perspektif ön görünüşlerin yatay ve dikey kenarları 1 bölü 1 ölçeğinde yan ve üst kenarlar ise görünüşlerin derinlemesine giden kenarlar birbirlerine paralel 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 3 bölü 4 oranında küçültülerek çizilir arkadaşlar. Bakın resimde de gördüğünüz gibi 1 bölü 1, 1 bölü 1. Ama derinlemesine olan yerler 1 bölü 2 şeklinde yapılır arkadaşlar. Biraz önce burayı yaptım. Ondan sonra merkezi yani konik perspektif genellikle ağaç işleri, mobilya, dış mimari, iç mimari ve kataloglarda kullanılan bir perspektif çeşididir arkadaşlar. Bakın tek bir noktadan, tek bir ışık kaynağından parçanın şeyi çiziliyor arkadaşlar. Resmi çiziliyor. Bakış açısı geliyor arkadaşlar buradan. Ondan sonra tek bir noktada birleşiyor. Kaçış noktasında birleşiyor arkadaşlar. Bunu zaten genellikle yukarıda dediğimiz gibi ağaç işleri, mobilya, dış mimari, iç mimari ve kataloglarda kullanılan perspektiflerde kullanıyoruz arkadaşlar. Basit geometrik çizimlerin izometrik, dimetrik, eğik perspektiflerin çizimi. İzometrik perspektif, ön, yan ve üst dönüşleri verilen parçanın izometrik perspektifi şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Oranlar hep 1 bölü 1 bakın. 1 bölü 1, 1 bölü 1, 1 bölü 1. Eğik perspektif, ön, yan ve üst dönüşleri verilen parçaların eğik perspektifi şekilde görüldüğü gibi çizilir. Aynı şekilde arkadaşlar 1 bölü 1, 1 bölü 1 ve 1 bölü 2 şeklinde çizilir arkadaşlar. İşte bir tane örnek var arkadaşlar. Görünüşü verilen parçanın üzerinde ölçülere göre dimetrik perspektifin çizimini çizelim. Perspektifi ölçülendirelim. Arkadaşlar bakın bundan sonra artık 3 görünüşü verilen parçaları perspektif şekline yerleştireceğiz arkadaşlar. Bakın parçanın ön görünüşü kaç kısımdan oluşuyor? 1, 2, 3. Yan görünüşü 1, 2 ve üst görünüşü 1, 2, 3 şeklinde kısımdan oluşuyor. Artık buradaki verilenleri perspektif şeklinde yapacağız arkadaşlar. Dimetrik nasıldı? Bir tarafın açısı 7 derece, diğer tarafın açısı da 42 dereceydi. Buradaki ölçüleri alıp uygulayacağız arkadaşlar. İşte bakın ölçüsü verilmiş 50 milimetre. Geliyoruz 50 milimetre yapıyoruz. Derinlikte neyse o arkadaşlar. Yani bir hepsi 1 bölü 1 ölçeğinde 40 milim derinliği var. Ve burada da 40 milim derinliği var. İşte şurası 21 milim. Burası da 21 milim. Şeklinde arkadaşlar. Bir sonraki derste arkadaşlar bunların bir aynı şekilde ön yan üst dönüşlerinin şeyini yapacağız. Tablosunu şey edeceğiz, yerleştireceğiz arkadaşlar. İşte parçanın ön yan üst görünüşleri verilen parçaların görünüşlerini ve numaralarını bularak çizelgeye yazın. Örneğin çizelgede ön görünüşü 1 olan parçanın yan görünüşü yani şu yan görünüş ön görünüşü 1 olanın yan görünüşü 15. Şu
Ondan sonra üst görünüşü de 18. Yani şu. Biraz karışık ama arkadaşlar bunu halledeceğiz, yapacağız. Ondan sonra artık şunlara geçeceğiz arkadaşlar. Aslında bunlar direkt bunlara da başlasak olur. O biraz kafa karıştıracak gibi. Çünkü biraz karışık arkadaşlar. Bu şekilde halledeceğiz. Gençler diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.